Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sura yakın bir yerdeyiz. Yani surlardayız diyelim. 5,5 kilometre uzunluğunda bir sura sahibiz. Diyarbakır dediğiniz zaman Diyarbakır tarihi bir şehirdir. Eskiden beri burası tüm imparatorların gözde bir noktasıydı. Ve bugünlerde yeniden işte Mehdi Aleyhisselam meseleleriyle bizi biraz gündeme getirdik ama gerçi bu da öyle büyük bir çalışma olmadı. Yani sadece kendi anlattıklarımız veya hadislerden aldığımız bazı bilgilerle oldu. Tabii ki Diyarbakır'ın önemi niçin? Diyarbakır o kadar önemlidir. Sebebi nedir? Diyarbakır'ı araştırmak için arkadaşlar biraz da çok derinlikli araştırmalarda yapılması gerekiyor. Yoksa öyle öyle birkaç tane kelimeyle anlatılacak bir şehir değil Diyarbakır. Evet. Diyarbakır ile alakalı çok değiştirilen kitaplar vardır. Mesela isim olarak. Mesela çok farklı anlatımlar vardır. Bunları da bilmekte fayda var. Bazen mesela hadis meseleleri vardır. Hadis meselelerinde özellikle Diyarbakır'dan bahsedilmiş. Ve Amit olarak bahsedilmiş. Tabi bunu birçok İslam alemi bunu gündeme getirmemiş. Mesela bunu görmezlikten gelmişler. Bir şekilde görmezlikten gelmelerinin sebebi nedir? Onu da bilmiyoruz yani. Niçin görmezlikten geldiler? Ne oldu? Ne bitti? Sebebi neydi? Sonuçta mesela İslam'sa Diyarbakır'dan bahsedilmişse, Miraç'ta bahsedilmişse Diyarbakır'dan, niçin Diyarbakır'dan özellikle ve özellikle bir şeyler gizletilmiş yani anlatılmak istenmemiş? Sonuçta Miraç'ta Hazreti Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'ı görüyor, birkaç tane sahabeyi görüyor ve Diyarbakır'ı gördüğü zaman tabii ki orada Cebrail'e soruyor, diyor ki bu şehir hangi şehirdir? Diyor ki bu şehir Amit'tir. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki bu muhteşem şehire mübarek olsun diyor. Üzerinde nur, güneş ve bereket eksik olmasın. Biz Miraç olayına dikkatli bakarsak iki tane şehir ortaya çıkıyor. İki tane şehir meselelerin tam başında çıkıyor. Hangi şehirdir bunlar? Kudüs ve Diyarbakır'dır. Kudüs ve Diyarbakır'ın Miraç'ta görülmesi, hani Miraç hadisesinde görülmesinin bir çok anlamları vardır. Yani bunu ister anlar ister anlamaz. Hani sonradan bir şekilde arkadaşlarımız bize diyorlar ki ya sen de bu hadisi nereden çıkardın? Sanki ben yeni çıkarmışım bunu. Sanki kafadan çıkardım. Ve bunu görmezlikten geliyorlar. Aslında bu hadisi iyi anlarsak aslında Mehdi Aleyhisselam'ın da nereden çıkacağını anlayabiliriz. Ve diyorlar ki kara denilen yer. Kara meselesine gelirsek. Kara denilen yer. Şimdi kara denilen yer kara dediğin şey zaman kara Amit. Yani Amit dediğimiz Diyarbakır'ın eski ismi Amit. Bir zamanlardan sonra Kara Amit diye geçiyor hatta Kara Amit. Kara Amit'in sebebinin anlamı aslında ben bilmiyorum tam anlamını. Kara asaba Arapçadan bahsedilen kara ile bizim dediğimiz kara siyah onun anlamında mı? Hadi diyelim ki kara isim olarak olsa Kara Amit zaten Diyarbakır'ı işaret ediyor. Kara sadece kara anlamında. Eğer ki desek ki kara siyah anlamına geliyor. Siyah denilen yer yani kara olan bir yer desek Diyarbakır'ın surları sizin gözünüzün önünde yani. Bak görüyorsunuz 5,5 kilometre uzunluğunda bir surdur ve 7 ya da 8 kapısı vardır. Tam bilmiyorum ama 7 kapısı vardır. Urfa kapı, tek kapı, çift kapı, saray kapı diye birçok kapısı vardır. Ve hem kara taşlarını görüyorsunuz, kara taştır. Bir de başka bir mesele var. Bir de diyor ki Deccal Medine'ye girmek isteyecek. Medine yani Mehdi'nin yaşadığı yer. Yani aslında büyük şehir diyorlar ya, büyük şehir anlamında. Yani Diyarbakır tabii ki o zamanlar Mekke'den de büyüktü, Medine'den de büyüktü. İstanbul'da da hemen hemen büyük gibi yani büyük. Çünkü İstanbul'da o zaman Diyarbakır kadar olmama ihtimali var. Bizim dediğimiz zaman 1500 sene önce ha. Hani şimdi tabii İstanbul'da büyüktür. Çok göç aldığı için. Orada iş ortamları vardı diye insanlar oraya gittiler. Hani İstanbul şimdi ise büyük gelebiliyor da 1500 sene önce öyle değildi arkadaşlar. Önce bunu da bir aklına silin. O zamanın metropolü Diyarbakır'dı. Tamam mı? En büyük şehirlerden bir tanesi. Ve bunu da anlatayım arkadaşlar. Diyor ki Deccal Medine'ye girmek isteyecek. 7 kapıdan da melekler koruma yapacaklar ve giremeyecekler. Yani
7 kapılı bir sur bakıyoruz. Medine'de sur yok. Yani hatta Hendek meselesi var. Hendek. Orada Hazreti Peygamber kendi ordusunu, hani kendi halkını korumak için Yahudiler ile oradaki insanlarla Medine Sözleşmesi imzalıyor. Medine Sözleşmesi'nde bir Hendek açıyorlar. Oradaki Farsi, Selmani Farsi var. İran'ın bazı savaşlarını gördüğü için aslında Hendek meselesini biliyor. Hendek meselesini Hazreti Peygamber anlatıyor ve Hendek'i açılıyor. Hendek açıldığı zaman tabii ki oradaki orduyu koruma amacıyla, yani anladınız mı? Koruma amacıyla, hani şehri koruma amacıyla yapılıyor. Ve orada dikkat ettiğimiz zaman orada bir kale, orada bir sur, orada bir kale olmadığını görüyoruz. Hani Medine'de kalenin, 7 kapılı bir kalenin olmadığını görüyoruz. Hani o zamanlardan bahsedersek, hatta bu mesele o zamanlardan çıkmadır. Anladınız mı? Yani meseleyi buradan anlayalım, meseleyi. Şimdi biz gelelim bakalım, Diyarbakır surlarına gel bakalım. Tam olarak 5,5 kilometre uzunluğunda sur vardır. Ve kaç tane kapısını saydık size. Demek ki bu kapılar, kalenin kapıları, işte bu kapılardan, bu kapılar anlatılıyor. Yani bu kapıların anlatımı vardır. Anladın mı kardeşlerim? Yani burada öyle anlatılıyor. Yoksa mesele işte öyledir. İşte bu işte bizim şehrimizi belli ettiriyor. Bizim şehrimiz belli oluyor. Öyledir, böyledir. Bunlar geç, bunlar boş meselelerdir. Onun için Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın meselesi çok önemlidir. Hazreti Mehdi meselesi bu hadislerle beraber dikkatle ele alınması lazım. Eğer ki biz bunları ele alamazsak sıkıntı yaşarız. Yani gerçek anlamda, gerçek manada Hazreti Mehdi Aleyhisselam nedir, ne değildir? Bunları bilmemiz lazım. Yoksa boş meselelerle uğraşacağız yani. Bunların bu iki tane mesele, Miraç meselesi ve Deccal'ın 7 kapılı kaleden şehre girmesini engelleyen meleklerden bahsediyorlar. O zaman bu hangi şehirdir? Yani hangi kaledir? Bu hangi kale? Diyarbakır surlarından başka hiçbir sur olamaz yani. Diyarbakır surları tabii ki o hadiseden bahsedilen sur olabilir. Yoksa mesele başka bir şekilde anlaşılamaz. Biz bunu anlattığımız zaman insanlar diyorlar ki ya sen bunu nereden çıkardın? Arkadaşım, bizim çıkardığımız bir konu değil yani. Bu zaten hadislerde sabittir, bellidir, kesindir. Ve bunu bu kadar görmemezliğin anlamı yoktur. Siz herhalde hadislere bakmıyorsunuz tam olarak. Anlamıyorsunuz ya da bakmak istemiyorsunuz. Deccal'ın gireceği şehir, 7 kapılı şehir hangi şehirdir arkadaşlar? Bir araştıralım ve Miraç olayında Hazreti Peygamber'in Diyarbakır'ın görmenin hikmetleri nedir? Muhteşem şehir diyor. Üzerine nur, güneş ve bereket eksik olmasın. Yani bunu da güzel bir şekilde dikkatli okursak, anlamaya çalışırsak ve zaten Miraç'ta da Mehdi Aleyhisselam'ı görüyor ve bazı sahabeleri görüyor ve bunlara da dikkat edersek, sizce bunların ne anlamı vardır? Yani bunların ne anlamı vardır? Hani bunlar boşu boşuna mı mesele edilmiş? Yani boşuna mı konuşulmuş meselelerdir? Boşuna mı anlatılmış meselelerdir? Yani hadislere boşuna mı geçmiştir bunlar? Sebebi nedir? Sebebi ne olabilir arkadaşlar? Bunu da güzel bir şekilde araştırılmalıdır yani. Bu meseleler boşuna konuşulduğunu ben tahmin etmiyorum. İnanmıyorum. Yani boşu boşuna Diyarbakır'ı görmüş olamaz. Kudüs'ü boşu boşuna görmüş olamaz. Mehdi Aleyhisselam'ı boşuna görmüş olamaz Miraç olayında. Bir o Miraç meselesi, tabi bazı İslam alimleri tarafından Miraç'ı bile kabul etmeyen insanlar var. Hazreti Peygamber'in aslında Miraç'a çıkmadığını iddia edenler de var. Şimdi ben ne diyeyim yani? Bunu inkar eden hayli hayli Diyarbakır'ı inkar eder. Hayli hayli Diyarbakır'ı neden görsün diyecekler. Neden İstanbul varken, Konya varken, diyelim ki dünyanın bu kadar şehri varken niye Diyarbakır'ı görmüş diyecekler. Biz de diyoruz ki neden görmüş zaten. Mehdi Aleyhisselam'ı görüyor, Diyarbakır'ı görüyor. Ve işte Deccal girmeye çalışacak. Hatta diyorlar Mehdi Aleyhisselam perdelidir. Perdeli olduğu için kimse onu tanımayacak. Demek ki Deccal aslında bire bir laf da var. İşte 2 günlük yürüme mesafesiyle Mehdi Deccal'dan uzaktır. Deccal Mehdi'den uzaktır. Deccal Mehdi'ye gelmek isteyecek. Deccal Mehdi'yi yakalamak isteyecek.
Ama giremeyecek. Niye giremeyecek? Çünkü diyor ki kalenin 7 kapısından girmek isteyecek. Ama melekler izin vermeyecekler. Melekler ona izin vermeyecekler. Demek ki bu meleklerin Mehdi'yi koruyorlar ve perdeliyorlar. Demek ki onu bulamıyorlar. Demek ki bu kale olan bir yerde Hazreti Mehdi yaşıyor. Hani kalesi olan bir yerde yaşıyor. Yani Deccal sadece işte o kale şehrine, Medine'ye girmiş olamıyor, giremiyor. Yani mesele bu arkadaşlar. Hani burada sizin bunu anlamamanızın, ben bir şey anlamıyorum yani. Bunu anlamanız lazım. Yani bunu anlamıyorsanız anlamayın. Ondan sonra Diyarbakır deyince de otorunuza gidiyor. Konya'yı ortaya çıkarıyorsunuz. İşte başka yerleri ortaya çıkarıyorsunuz. Hani 7 kapılı bir surdur burası. 7 kapılı, hatta 8 de olabilir. Tam bilmiyorum sayısını. İşte bunların önemi nedir? Bunların önemi nedir? Araştırmanın faydaları vardır. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Mehdi burada çıkacak. Sizin şehrinizde bir kere 7 kapılı bir kale var mıdır yok mudur? Önce onlara bakmanız lazım. Eğer madem ki hadislere inanıyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki senin dediğin hadisler doğru değil. Senin dediğin hadisler, bu rivayetler yanlıştır. Yanlıştır diyebilirsiniz. Bak işte o ayrı bir konu. Bak işte o ayrı bir konu. Orada tartışma yapılabilir. O zaman hadislerimiz bizim yanlışsa, o zaman sizin hadisleri de alırız, bir tahlil ederiz. Hangisi doğruysa. Bu sahte midir, değil midir, gerçek midir, değil midir? Onu da Allah Teala biliyor. Onun için bunları da güzel bir şekilde araştırmalıdır. Bütün hadisleri toptan bir şekilde araştırmalıdır. Hangisi nerede konuşulmuştur? Hangisi kim tarafından anlatılmıştır? O kişi güvenilir midir? Güvenilir değil midir? Ve daha kaç tane kaynağı vardır diye bunları araştırmalıdır. Sadece bizim hadislerimizi yok, sizinkiler yanlıştır demeyle o zaman sizinki artı niyete girer. Ben diyorum ki madem öyle, gelin hepsini beraber tartışalım, araştıralım. Bakalım gerçekten de böyle bir hadisler neden var yani. 7 kapılı yere Deccal giremiyor. 2 günlük yürüme mesafesindedir Mehdi ile. Diyor ki Deccal işte o şehre girdiği zaman, Medine'ye girmek istediği zaman, o Medine, işte Medine'de öyle bir kale olmadığı için, yani öyle o zamanlar öyle bir kale olmuş olsaydı zaten o hendeyi kazmalarına gerek kalmazdı. Bu Medine sözleşmesi, bu müşriklerle savaştan bahsediyorum. Zaten orada da belirli bir işaret de var. Şimdi oradan baktığın zaman bu Medine o Medine değil anlamında. O Medine zaten o zaman Diyarbakır çok önemli bir yerde. Diyarbakır o zamanın İstanbul'u yani ya. Merkez, kalp yani kalp. Orta Doğu'nun, Mezopotamya'nın, yani hatta Anadolu'nun en önemli şehirlerden bir tanesidir ha. Yani öyle orayı Diyarbakır'ı alan İslam'ı alır meselesi. Hatta Diyarbakır'ı aldı Hazreti Ömer. Dikkat ederseniz İstanbul'a kadar İslamiyet gitti. Hatta Avrupa'ya kadar gitti. Diyarbakır çok önemli bir yerdi. Onun için Diyarbakır'a öyle bakmamanız lazım. Diyarbakır dünyanın kalbi olduğu için sizin daha bunu idrak edememişsiniz. Siz ya şimdi siz televizyonlarda Diyarbakır'dan bahsedilen bazı saçma sapan iftiraları hep izlediğiniz için Diyarbakır sizin aklınızın hayalinize bile gelmiyor. Ama yanılabilirsiniz. Çünkü Diyarbakır'ın siz manevi ortamını bilmediğiniz için, bir de bu hadisleri de bilmediğiniz için tabii ki size göre bu bir hayal dünyasıdır. Size göre bu bir yanlıştır. Ama onlar öyle olmuyor yani. Onlar öyle olmuyor. Araştırmakta fayda var. Bu Deccal meselesini de güzel bir şekilde tartışalım, konuşalım. Mesele nedir, ne değildir arkadaşlar. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün güzel bir şekilde burada dışarıda Diyarbakır surlarını da size göstererek Karaşehir, Karaamit, Diyarbakır'dan selamlar olsun bütün kardeşlerimize. Dünya hiçbir zaman halifesiz kalmamıştır. Halifesiz kalmayacak arkadaşlar. Bu halifelerin bazı zamanlarda görünürdür. Bazı zaman halifeler görünmezdir. Yani sizin anladığınız şekilde halifeler de var. Anlamadığınız şekilde halifeler de vardır. Halifelerin kendi görevleri vardır. Allah'ın takdiriyle yapılan görevlerdir. Tabii ki bu halifelik son halifeliğin de hilafetten diyelim, hilafet yani hilafetin Diyarbakır'dan olacağına inanıyorum kardeşim. Ben kendim inanıyorum. İsterseniz inanırsınız, isterseniz inanmazsınız. O benim için başka bir konu. Ben inandığım için söylüyorum. Hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Diyarbakır'dan herkese selamlar olsun kardeşlerim. Eyvallah, sağ olun, var olun. Teşekkürler.